Kirik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bulaşık makinesi, sirkülasyon motorunun ölçümünü birlikte gerçekleştireceğiz. Motorumuz sağlam mı ya da arızalı mı, bunun tespitini gerçekleştireceğiz. Sadece motor sargılarını değil, ayrıyetten daimi kondansiyonu ölçümünü yaparak bağlantımızı yapıp enerji verip sistemimizi çalıştıracağız. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bulaşık makinesinin sirkülasyon motorunun içerisinden 3 tane kablo çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi beyaz, bir tanesi kahverengi ve diğeri ise kırmızı renktedir. Normalde bir fazlı motorlarda sargılardan 4 tane kablo çıkmaktadır. Ama bu motorumuzun ortak ucunun bir tanesini sargılar içerisinde yapıp bizim dışarıya 3 tane kablo çıkarmışlardır. Şimdi hangisi ortak uç, hangisi ana sargı, hangisi yardımcı sargı ölçü aletiyle ölçerek bulalım. Öncelikle ölçü aletimizi ohmaj konumuna alıyoruz. Şurası ohm ölçtüğü kısımdır. Elektrikte genellikle normalde ohm kanunu vardır, ohmdur ama elektrikte genellikle ohmaj derler. O yüzden kötü yorum yapmanızı istemem. Yani ölçüm sonucu aslında ohmdur. Şimdi detaylı bir şekilde ölçelim. Proplarımızı aldığımızda 3 tane sargımızı da ölçeceğiz. 3 tane farklı ohmaj, yani ohm değeri çıkacaktır. Beyaz ile kahveyi ölçüyoruz. Şöyle ışığı da açalım. Siz de net görün. Işığımızı açtık. Beyaz ile kahverengiyi ölçüyorum. 45.8 ohm değeri mevcuttur. Beyaz ile kırmızıyı ölçüyorum. 75.7 gibi bir ohmaj mevcuttur. Yani ohm değeri mevcuttur. Ardından kahve ile kırmızıyı ölçüyorum. Bu da bizim 121 ohm çıkmaktadır. Bu ne anlama geliyor? Biri 45, biri 74, biri 120. Normalde ana sargı ve yardımcı sargının toplamı 120 ohm yapmaktadır. Yani kahve ile kırmızı kablomuz bizim ana sargı ve yardımcı sargıdır. Bunlar toplamını göstermekte. Bu ise ortak uç olduğundan dolayı bizim hepsinde bölüm olan, yani 45 ohm ile 74 ohm'u topladığın zaman ortalama 120 ohm çıkıyor. Yani bizde bunların toplamı 120 çıktığından dolayı ana sargı ve yardımcı sargının uçlarıdır. Bunda ise birinde 45, birinde 74 ölçtüğümüz için bizim buradaki uç ortak anlamına gelmektedir. Tekrardan ölçüyorum. Bakın, beyaz ile kahve 45 ohm, 46 ohm'a yakın. Beyaz ile kırmızı 75.7 ohm. Kahve ile kırmızıyı ölçüyorum. Şöyle göstereyim. 121.4 ohm. Yani ikisinin toplamı, ana sargı ve yardım sargı toplamı 120 olduğu için bunlar ana sargı ve yardım sargıdır. Bununla bunu ölçtüğümüzde, beyazla bunu ölçtüğümüzde ise bizlere düşük ohm vermektedir. Yani biz ohmaj diyoruz elektrikçe tabirle ama düşük ohm vermektedir, düşük değer vermektedir. O yüzden bizim bu ortak ucumuzdur. Bağlantıya geçmeden önce daimi kondansatörümüzü de ölçümünü gerçekleştirelim. Daha sonradan bizim burada bağlantımızı yapacağız. Motorumuz da ayrıca sağlam anlamına gelmektedir. Eğer bir ohm değeri görmeseydik biz burada motorumuz yanık diyebilirdik. Öncelikle ölçü aletimizi kondansatör konumuna çekiyoruz. Kondansatör konum burası. Zaten oradaki konumuzu çektiğimiz zaman şuradaki NF yazısını görüyorsunuz. Bu esnada biz daimi kondansatörümüzü ölçebiliriz. Kondansatörümüze baktığımız zaman şurada 4 mikrofarad değeri bize belirtmiş. 4 mikrofarad artı eksi %5 toleransı olduğunu gösteriyor. Bakalım biz şimdi ölçü aletimizde 4 mikrofaradı ölçeceğiz mi? Yapacağımız işlem çok basit. Ölçü aletimizin proplarını alıyoruz. Bizim buradaki kondansatörümüzün uçlarına temas ediyoruz. Daimi kondansatörde artı ve eksi ucu yoktur. İstediğiniz gibi de bağlantı yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde de ölçüm yapabilirsiniz. Ölçü aletinde görmüş olduğunuz gibi 4 mikrofarad değeri bizlere göstermektedir. Yani bizim daimi kondansatörümüz sağlamdır. Şimdi elektrik bağlantısına geçelim.
Şöyle fişli bir kablomuz mevcut. Şöyle göstereyim. Biraz kameraya zoomladım net görün diye. Fişli kablomuzda 3 tane kablo mevcuttur. Bir tanesi toprak, faz ve oturucudur. Toprağımız zaten makine gövdesindeki yani motor gövdesindeki buraya bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Bizim motor sargılarından gelen en yüksek omaj hangisiydi? Bizim kırmızıydı. En düşük omaj hangisiydi? Kahverengiydi. Yüksek om, düşük om. Ne anlama geliyor? Yüksek ohm'a baktığımız zaman yardımcı sargılar çok ince telli, çok spirli olmaktadır. O yüzden ohmları yüksektir. Ana sargılar ise kalın telli, az spirli olduğu için omajları yani ohmları düşüktür. Zaten bu da bizim kom ucumuz yani ortak ucumuz. Biz öncelikle bu kırmızı yarım sargı olduğu için yarım sargımızı daimi kondansatörün bir ucuna bağlıyoruz. Ardından bir tane kablo yaptık biz. Daimi kondansatörün diğer ucundan çıkıyoruz. Ana sargımızı da bağlıyoruz. Normalde bu eklemi düzgün yapın. Ben sadece sizlere göstermek için bu şekilde ekliyorum. Ana sargımıza bağladık. Şimdi biz fişten gelen kablomuzu nereye bağlayacağız? Bir tanesini ana sargı ile daimi kondansatöre bağlı olan bu kabloya bağlıyoruz. Bir tanesi ise ortak olan ucumuza bağlıyoruz. Ben şu şekilde yapacağım. Tetere kablo kullandığınız zaman ister klemens kullanın. Bunlar normalde bunlar gibi soketler mevcuttur. İzoleli. Onları kullanmanızı tavsiye ederim. Sonuçta bunu makineye takacaksınız. Ve siz bu soketleri aldığınız zaman izolesini takıyorsunuz. Ve korumalı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ya da onları bulamıyorsanız sıra klemensi yapın. Ya da en kötüsü lehim yaparak üzerine bantlı ya da makaronlar var. Daralan makaronlar var ısıya göre. Onu geçirip izolasyonunu sağlam yapın. Çünkü sulu bir sistem elektrik çarpmasını istemeyiz. İş güvenliğinizi, can güvenliğinizi sağlayın. Bunu da dipnot olarak sizlere belirteyim. Kalan diğer ucumuzu ise buraya bağlıyoruz. Yani fişten gelen kablomuzun bir ucunu ana sargı ile daimi kondansatöre gelen kabloya bağlıyoruz. Bir tanesini ise motorumuzun ortak olan ucuna bağlantısını yapıyoruz. Yardım sargı ise daimi kondansatörün bir ucuna bağlıyoruz. Şimdi ise biz şimdi şöyle yapacağız. Geçici yaptığımız için amacımız burada sizlere bağlantıyı göstermek. O yüzden şöyle şimdi bantlayacağım. Buralara dokunmayın. Burada da enerji olacağı için çarpılırsınız. O yüzden buralara normalde izoleli pabuç bulmanız uygun olacaktır. Şimdi ben enerjiyi veriyorum. Bakın plastik kısmına tutuyorum şu anda. Bizim motorumuzun pervane kısmındaki rulmanı arızalı. Biz bunun değişimini gerçekleştireceğiz. Değişimi gerçekleştirmeden önce sizlere video çekip bağlantıyı göstermek istedik. Tekrardan enerji veriyoruz. Evet, emiş yapıyor. Hava üflüyor. Suyu buradan çekiyor. Buradan ilave ediyor. Yani emişi buradan yapıyor. Buradan ise dışarıya yöne doğru suyu basıyor. Bağlantı bu şekilde arkadaşlar. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.